Bize bu kumaştan neler dikeceksin? Bu kumaştan bir tane kapri dikeceğim. Bu kumaş çift taraflı. Bu kumaşa double kumaş diyorlar. Bir kapri dikeceğim. Ona göre bakalım nasıl bir şey çıkacak. Bu kumaşın çift tarafı var. Biz bu tarafını kullanacağız. Ve kenarını pis kenar olarak kullanacağız. Bakalım. Şimdi kalıplarımızı dizelim. Ondan sonra keselim. Şöyle bir. Kalıplarımızı yerleştirelim. Evet, işimizi çiziyoruz. Evet arkadaşlar, şu anda çizdik ve kesiyoruz. Bunu hangi makineyle bize dikeceksiniz? Bunu ben reşme ile böyle farklı bir iplerle pis kenar olacağı için şu şekil sana göstereyim bak. İplerim bu renkte ayarladım. Bu iplerle pis kenarı olarak dikeceğim. Hep beraber görelim. Makineyi göremiyorum abi. Evet. Arkadaşlar bu şekil contaları pis dikiş olarak vurduk. Şimdi ak çatımını yapacağız. Evet. Reşme ile ak çatmasını da yaptık.
arkadaşlar şu anda cep montajı yapacağız. Reşmeyle de bunu yapacağız. Aynı şekilde dikiş olarak. Cep takma olayı bitti. Şimdi reşmeyle cepleri takıyoruz. Arkadaşlar bizim cep takma işi bitti. Şu anda bunun ponteriziyle oğurluk işi kaldı. Evet, şimdi de yanları reşmeyle pis kenar olarak birleştiriyoruz. Biz şu anda bu kemeri hazırladık. Bir kemer montajı yapacağız. Arkadaşlar ona göre hep birlikte görelim bizim kapri nasıl çıkacak. Arkadaşlar şu anda kemeri taktık. Evet, pis kenar olarak reşmesini yapacağız. Sonra ponteriz yapacağız. Ve bizim kapri bitmiş olacak. Arkadaşlar
Bizim Capri bitti. Gördüğünüz gibi ön tarafı bu şekil. Bir de arka taraftan bakalım. Bu şekil. Kenarlar zaten hep pis kenar. Kemer de pis kenar. Paçadaki kısım da pis kenar. Bu şekil diktik ve bitirdik. Capri modelimiz bu şekil çıktı. Arkadaşlar, videolarımı takip etmeyi devam edin. İnşallah önümüzdeki videolar daha devamı gelecek.